Mikado'nun Çöpleri Yazan Melih Cevdet Anday İkinci Perde Erkek ağır ağır döner içerden, kadına bakar, uyuyor. Kadın gözleri kapalı, geldiğimizden beri hiç uyanmadı. Üstü açılmış mı? Hayır. Uyusun. Deminden beri saçmalamışız. Baştan başlasak ne dersin? Başarabilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Ben de. Bırak öyleyse kalsın. Başaramadık. Bilmeyelim. Bilmesek de olur. Sen değil miydin anlatayım diye çırpınan? Anlattıkça karışıyor. Sana yemin ederim benim hiçbir suçum yok. Gerçeği saklıyorsun da ondan. Sense basitleştirmek istiyorsun. Görüyorsun ki karma karışık. Ben yapmıyorum. Büsbütün karışsın öyleyse. Başımızı döndürünceye kadar. Ben bir şey bilmiyorum. Demek sormayacağım. Sorma. E, sormayınca kızıyordun. Ben de şaşırdım. Tuhaf. Konuşmak isteyen sanki bendim. de elbet. Kendi kendine konuşmak için getirdim beni evine. Korka korka. Bunu bildiğim için sormak istememiştim. Peki ben ne oluyorum? Merak etme. Geldiğin gibisin. Hiç işe yaramadı gördün mü? Yaşantılar dinlemekten oldu molası korkarım. Sonuca bak sadece. Ben bu akşam sokakta kaldım mı kalmadım mı? Yetsin bu kadarı. Anlattıklarım birbirini tutmuyormuş. Sana ne? Dönüp dolaşıp benim tutumuma geldin. Merak etmiyordum ben. Merak etmiyor muydun? Peki çocuğu için içerideki odaya yatırdın? Ne için mi? Ne içinmiş peki? Çünkü biz burada yatsaydık sen içeride yatacaktın. İçeride yatacaktım. Oysa burası sokak kapısına daha yakın. Daha yakın bu minderle sokak kapısı arasında kimse yok. Sabahleyin birden çıkıp bakıyorsun ki burada birinci kattan köpek havlaması gelir. İkisi de bu sese kulak verir, havlama durur. Baskerville'lerin köpeği. Ne korkunç bir gece. Çok korkunç. Saklamayalım birbirimizden. Onun için korktun değil mi? Anlayamıyorum. Aynı şeyleri düşünmemize imkan yok. Elimizden ancak konuşmak gelir o kadar. Ya sabah olmazsa? Sorumluluğu üstüme almam. Akortsuz bir sesle erkek uydurma bir şarkıya başlar. Sabah olmazsa? Sabah. Böyle söyleyerek dönmeye başlar, döner. Sarsılır, sendeler. Bir iskemleye tutunmak ister, tutunmaz. Yere düşer, ya bayılmış ya sızmıştır. Kadın bir süre ona bakar, gelir, başucunda durur, eğilir, dinler, omuzlarından dürter adamı. Erkek kendine gelmez, bunun üzerine kadın doğrulur, ayakta sağlanır, sonra saçını düzeltir. Ani bir karar vermiştir. Hızla kapıya gider, ayakkabılarını ve mantosunu giyer, mantosunun yakasını kaldırır, kapıyı yavaşça açar, dışarı çıkar, kapıyı çeker, eli görünür bir süre kapının aralığından, Sonra kaybolur. Erkek doğrulur, kapıya bakar, telaşsızdır, gene uzanır. Kapı açılır, kadın boynu bükük girer. Ayakkabılarını mantosuna çıkarır, terliklerini giyer, kapıyı kapatır, kadehine içki koyar, içer. Erkeğe bakar, o sırada erkek kımıldanır. İyi misin? Ölmediğime göre iyiyim demektir. Sana bir şey söyleyecektim ama söyleyemem. Neden? Ölürken söylenecek bir sözdü. Düşüme girdi. Unuttum şimdi. Ne yazık. Çok. Sen hiç ölen birinin yanında bulundun mu? Hayır. Ben bulundum. Ölürken anlarmış insan dünyada mutlu olmanın yolunu. Yaşlı bir kadındı. Sana mutluluğun sarını söyleyeceğim ister misin diye sordu. İsterim dedim ve kulak kesildim. Ne dedi? Söylesem de anlayamazsın dedi ve öldü. Erkek ayağa kalkar, Mikado bilir misin? Nedir o? Bilmiyor musun? Hayır. Mikado bir oyun. Çok kolaydır. Hadi oynayalım. Büfenin gözünden naylon bir torba çıkarır. Torbanın içinde renk renk çizgili ince çubuklar vardır. Çubukları çıkarır torbadan, bir elinde demet halinde tutar, sonra bu demeti diklemesine masanın üzerine koyar. Avcunu açınca çubuklar gelişi güzel birbirinin üstüne düşer, bir yığın olur. Yaklaş. Bunlar ne olacak? Çubukları teker teker toplayacağız. Bir sen, bir ben. Gene sırayla demek. Evet, ama bir çubuğu alırken ötekilerini sarsmayacaksın. Anladım kolaymış. Başlayalım. Dur. Çubuklardan birini erkek elini alır, kadına gösterir. Bunun adı Mikado, 20 sayı. Başka bir çubuk alır gösterir. Bunun adı Mandarin, 15 sayı. Bu da samuray. On sayı. Bak ötekiler üstlerindeki rengin sayısına göre beş, dört, üç anlıyor musun? Kim daha çok sayı toplarsa o kazanır. Eğer Mikado ile mandarini ele geçirirsen çubuk toplamak için onları da kullanabilirsin. Şimdi dikkat et ben başlıyorum. Çubukları toplayıp diklemesine tutar ve yeniden bırakır masanın üstüne. En üstteki çubuğu ötekileri sarsmadan alır. Anladın mı? Anladım. Şimdi sıra bende. Hayır. Öteki çubukları sarsmadan aldıkça sıra değişmez. Erkek bir çubuk daha alır. Bu da oldu. Bir çubuk daha almak için eğilir masanın üzerine. Eyvah! Mikado sarsıldı. İşte şimdi sıra sende. Erkek konyağından içer. Kadın masaya yaklaşır. Güzel bir oyun. Önce Mikado'nun üstündeki çubuğu al, sonra Mikodayı alırsın. Elim titriyor. Ya sarsılırsa Mikado? Acele etme, geç benim yerime, buradan daha kolay alırsın. Kadın erkeğin yerine geçer. Erkek kadının yerine, Somye'nin önüne. Mikado 20 idi değil mi? Evet, en değerli sayı. Önce üsttekini. Gel bakayım, gel bakayım, gel 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 yaşasın. Aldım üsttekini. Bravo. Şimdi Mikado'yu almaya çalış, hadi bakayım. Erkek kadının oyunla meşgul olmasından yararlanarak sağ elini geriye, somyenin üstünde duran kadının çantasına uzatır. Çantayı alır, arkasına saklar fakat kadın görmüştür. Ver çantamı. Vermiyorum. Ver diyorum sana. Masanın çevresinde dönmeye başlarlar. Hakkın yok buna. Ver çantamı. Kadın erkeğin üstüne atılır. Aralarında itiş kakış başlar. Beraberce Somya'nın üstüne düşerler. Kadın erkeğin elini ısırır, erkek bağırır, bırakır çantayı, kadın nefes nefese, saçı başı darmadağın ayağa kalkar. ''Hadi gel oyuna.'' Bir eliyle saçlarını düzeltir. ''Sıra bendeydi.'' Geri geri masaya gelir, bir eli arkasında, öteki eliyle masaya uzanır, bir çubuk daha alır. ''Aha, işte aldım Mikado'yu.'' ''Oo, yirmi sayıdır Mikado. Şimdi öteki elinle Mikado'yu da kullanabilirsin, bir yardımcı kazandın.'' Hmm hem elimi hem Mikado'yu. Hem elini hem Mikado'yu. Kadın bir elinde çanta, bir elinde Mikado durumsar. Sen git öteye. Erkek geriler, git git. Kadın çantayı masaya koyar, Mikado'yu kullanarak bir çubuk daha alır. Yaşasın, bu kaç? Üç. Neden üç? Üç renkli de ondan. Git öteye. O çocuk arkadaşın değildi senin. Hangi çocuk? elim titriyor da sarsılacak diye korkuyorum. Ne dedin? Hangi çocuk diyorum? İlkokuldaki anasız babasız çocuk. Benim anlattığım. Evet. Kimmiş ya? Merak ettim. O kadar merak etme. Sendin. Uydur bakalım, uydur. Hani o benim eziyet ettiğim çocuk? <laughs> Sıra arkadaşım. Ay güleyim bari. Nereden çıkarıyorsun bunu? Dur, 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 dur. Bu kaç? Beş. Yaşasın. Şimdi sıra, şimdi sıra sende. O saz benizli çocuk. Uydur bakalım uydurabildiğin kadar. Ben ona benziyor muyum? Baksana bir defa yüzüme. Saz benizli miyim ben? Gözleri cam gibi parlayan çocuk. Ben değildim, ben değildim, ben değildim. Dur 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 dur. Kaç bu? İki. Yaşasın. Sıramı vermeyeceğim sana. Öldürdü o çocuk kendini. Sen öldürmüşsün onu. Nefret ettiğin şu insanlardan daha baskın çıkmışsın kendine karşı. Onların yapamayacağı kötülüğü yapmışsın kendine. Sevginin kökünü kazımışsın içinde. Rahimlerini kazıta kazıta çocuk doğuramayacak duruma gelen kadınlar gibi olmuşsun. Sade yalnızlığın için çalışmışsın. Büyük duvarlar örmüşsün çevrene. Ama sonra bir de bakmışsın ki duvarların içinde kimse yok. Vay! Bunu bana söyleyen sen misin? Benim ya sen. Umutsuzluktan ne yapacağını bilemeyen sen. Bana ders verecek adamın söyletme şimdi beni. Ne söyleyebilirsin? Deminden beri korkum bu. Konuşmamdan korkuyordun. Yok etmiştin kendini. Bağırıp çağırman ondan. Kendi sesini duymak istiyorsun. Senin gibi mi yapmalıydım? Ben ne yaptım? Erkek söylemek istediğinden vazgeçmiştir. Omuz silker. Yani bir şey yapmadığını söylemek istiyorum. Sen benden daha haksızsın. Kuruntun o senin. Sade nefretle yaşanmaz. Susacak mısın sen? Susmayacağım. Saklanma kendinden. Ne söylemek istiyorsun? Bir tane daha. Neymiş o? Seni çaldı sanmışlardı arkadaşların. Yalan mı? Neyi? Anlamazlıktan gelme. Sandaldaki çantayı. Sandılarsa sandılar. Ben mi sorumluyum bundan? Her geri takımının namussuzluğunu, alçaklığını ben mi yükleneceğim şimdi? Onlara da sevgi mi göstereceğim? Saçmalıyorsun. Diyelim anamla bırakmış beni bir eve, gitmiş, öldürmüş kendini. Benim suçum mu bu? Utanayım mı bunun için? Söyle diyorum sana. Gördün mü susuyorsun. eğrilik, doğruluk dünyası değil bu. Denge dünyası. Sen de nefretinle dengeliyorsun dünyayı öyle mi? Evet. Herkesten nefret ediyorum. Kimseyi sevmiyorum, kimseye de saygım yok. Sevginin, saygının Tanrı belasını versin. Anası da, babası da, okulu da, öğretmeni de yerin dibine batsın. Kutsal bir şey tanımıyorum. Daha diyeceğim bir şey var mı? Bağır bağır bağırıyorum işte kendi sesimi duyuyorum. Hey! Bak bu benim sesim. Sen de duyuyorsun. Demek bir insan var bu evin içinde. Diyorum ki bu dünyadan iğreniyorum. Zorla bağırıyorsun. Nefretinin büyüklüğüne inandırmak istiyorsun çünkü kendini. Senin inanmaman beni değiştirmez. Kendin de inanmıyorsun korkmandan belli hiçlikten korkmaz insan kendi başına konuşuyorsun da ondan hiçlik sanıyorsun dünyayı bu yalnız benim suçum değil dünyayla arandaki savaşta dünyaya yardım et kitap gibi konuşuyorsun konuşuyoruz konuştukça sığınacaksın bana <laughs> sana mı sığınacağım evet benim sana sığındığım gibi kabalığında korkaklıktan sığınacak olsam. Sana sığmam herhalde. Bitir sözünü, kızmıyorum. Kızmayacağım artık hiçbir sözüne. Neren korursun beni? Anlamadım. Çantana sokar mısın söz gelişi? Ben bir defalık bir sığınmadan söz ediyorum. İnsanı değiştirip bırakan bir sığınmadan. Buradan değişip mi gitmek istiyorsun? Hayır. Ver öyleyse çantanı. Benim çantam o. Erkek parmağının ucuyla kendine dokunur. Bu da benim ben. İkimiz de kendi malımız üzerinde özgürüz. Ya öyle olsaydı merak etmezdin. Çantayı almak için direnmezdin. Hiç kimseyi yolundan çevirmek istemem. Benim yolum... Biz oyunumuza bakalım. Tek başına oynanmaz bu oyun. Sıra bana da gelecek elbet. Ne kadar dikkatli olursan ol, çubuklardan birini sarsı vereceksin. Şerefine, şerefine. Ne acı değil mi? Konyak mı? Hayır, sırayı kaybetmek. Senin sıran değildi beni uyarmak. Sabaha kadar vaktimiz var daha. Oynayalım. Ben sevdiğim mi kadoyu? Güzel bir oyun. Sıra sana gelsin. Bekliyorum. Hadi bakalım. Kadın masaya eğilir, bir çubuk daha alır. Samuray değil mi bu? Bravo, bravo, bravo. On sayıdır samuray. Kadın yeniden masaya eğilirken erkek kütüphaneden bir kitap alır. Sayfalarını karıştırıp bir sayfada durur, okur. Onuruna dokunulmuş bir samuray gibi kendini öldürdü. Nedir samuray? Eski Japon silahşörlerine verilen ad. Ver o kitabı bakayım. Erkek kitabı uzatır. Kadın açık duran sayfada erkeğin okuduğu satırı arar bulur, mırıldanarak okur. Onuruna dokunulmuş bir samuray başını kaldırır. Bunun anlamını biliyor musun? Evet. Kimseyi yolundan çevirmek istemezsin değil mi? Hayır. Saat kaç? Saat durmuş çoktan. Saat durmuş. Arada bir aşağıda köpek avlıyor. Ne yapacağız şimdi? Sen delisin belki de. Emin misin? Ya da korkağın birisin. Nasıl anladın? Nereden anladın? Deli olmasan, korkak olmasan senin gibi kendimi öldürürdüm değil mi? Ben kendimi öldürmedim. Böyle bir niyetim de yok. Ama ben kendimi öldüremeyince teyzemi öldürdüm. <laughs> Atma şimdi. O senin teyzen değildi. Demin anlattığın kadın ikinci kocanın teyzesiydi. İnsan yalnız ikinci kocasının teyzesini mi öldürür? Kendi teyzesini öldüremez mi? Sen aklından geçenleri olmuş sanıyorsun. Devam et oyuna. Samuray kaçtı. On. Epey kazanmışım. 20, 10 daha 30, 3 daha. Neyle öldürdün peki? 33 tabancayla. Çantandaki tabancayla, değil mi? 3 daha evet. Oyuncak tabanca olmasın. Oyuncak olduğuna inansaydın almaya kalkar mıydın? Çantasını açar, içinden tabancayı çıkarır. Gel, kokla. Hala barut kokuyor. Gel. Bakayım. Kapmak yok ama. Peki yok. Kadın tabancayı iki eliyle sıkı sıkı tutar. Ellerini arkaya. Al. Erkek kadının dediğini yapar. Gel şimdi yaklaş, yaklaş. Erkek burnunu tabancanın namlusuna yaklaştırır. Bom! Erkek sıçrar. Korkak olan kimmiş? <laughs> Barut kokuyor mu? Dur dur dur, bir daha koklayayım. Kadın tabancayı çantasının içine atar. Burnun koku almıyor. İçkisini bitirir kadehi erkeğe uzatır, konyak ver. Erkek elinde konyak şişesiyle sallanarak gelir. Hiçbir sözüne inanmayacağım. İstediğini anlat. Sıra bende değil ki. Erkek konyak verir, kendi de alır. Bende mi? Sende. Bir sessizlik olur. Ne saçma değil mi? Çok saçma. Kadın başını önüne eğer. Belki ağlıyordur. Yine bir sessizlik olur. Ardından erkek, istediği kadar saçma olsun. Benim senden farkım bu. Kendimi taşa çevirdim ama yaşıyorum. Ben hep mutluydum. Sen hep mutsuzmuşsun. E biraz da mutsuzluğu dene. Gözlerimin içine bak da söyle. Gözlerinin içinde bir deniz görüyorum. Kendim için değil senin için yalvarıyorum. Alayı bırak. Bana yol gösterdin değil mi? Belki de ilk defa yapıyorsun bunu. Korkma. Bir adım daha at. Korkma. Erkek Mikado'nun çubuklarını gösterir. Kaç sayı toplayabildin? Sayayım. Bir, iki. Sen ciddiye alıyorsun. Ben ciddiye almıyorum. Aramızdaki fark bu. Kırk iki. Ben bir fark göremiyorum. Kırk beş. Erkek gülmeye başlar. <laughs> doğum sancısı çekmekle doğum sancısı çekiyor gibi yapmak bir öyle mi? Barbar bağırman sancıdan mıydı sanki? <laughs> Baş kaldırmanın nedenlerini eşelesek ne bulacağız altında? Hı? Hiç. Beni zayıflatamazsın. Boşuna uğraşma. O yaşlı kadın ölürken sana ne diyecekti biliyor musun? Mutluluğun yolunu öğretecekti. Ama anladıysa bile o da ölürken anladı. Benim işime yaramaz. Belki ben de ölürken anlarım. Ben sana söyleyebilirim. Erkek korkmuş gibi yapar alayla. Yoksa ölmek üzere misin? Hayır, daha değil. Kendine söylesen. Ben sadece çaresizlikten bunu aldım. Anlayamadım ne olup bittiğini ama güzel bir şeydi doğrusu. İnandırmak istiyorsun beni. İlk defa korkuyorum da ondan. Aşağı kattan köpek avlaması gelir. Erkek birden kadına bakar. Kadın kapıya bakar, kapı zili çalınır. Erkek şaşkın, bu saatte. Erkek kapıya gider, aşağı kapıyı açacak otomatiğin düğmesine basar, Sonra daire kapısını açar, dışarı çıkar, dışarıdan kapar kapıyı. Aşağıdan ayak sesleri, sonra konuşmalar duyulur. Gelenler yukarı kata çıkar. Köpek havlaması durur, erkek içeri girer, kapıyı kapatır. Yukarı kattakiler. Anahtarlarını düşürmüşler, kalmışlar sokakta. Eh onun için bizim zili çalmışlar. Herifçi oğlu, apartman kapıcısı yerine koyuyor beni. Nereden bilir uyumadığımı? Karısı koluna girmiş çıkarıyordu merdivenlerden. ''Sokakta kalanlara yardım etmekmiş senin kaderin bu gece.'' ''Düğündelermiş. Şimdi dedikoduya başlamışlardır yukarıda. Herif hem yıkılır sağa sola hem de bir takım sulluklar yapar. Bu gece onların işi işler gelinle güve için. Pis pis sırıtır. Bok vardı sanki düğünde. Mutlu bir damat, yüzünde tatlı bir gülümseme, sanki mutluluğun yüzünden okunması şartmış gibi... Aptala dönmüştür enayi. Kutlamak için elini sıkanları hep aynı gülümsemeyle karşılar. Hele gelin, hele gelin. Sana yemin ederim daha bu geceden başlamıştır yasaklara. Çok içme cicim. Bırak o bardağı. Sigara paketini de at. Hah, aferin. Beni seviyor musun? Yasak komazsa sevgisini anlatamaz çünkü. Davetliler de bu göz yaşartıcı mutluluk sahnesini seyrederken kendilerinden geçerler. Başlar bir yana yatar, bakışlar derinleşir, ağız yayılır. Hele şu yukarıdaki kaçakçı ne dal kavukluklar yapmıştır kim bilir. Ama yarın öbür gün ayrılma tanığı olarak mahkemeye gideceğine kitabımı basarım. Erkek masaya gidip kadehini doldurur. Kadın adam akıllı sarhoş olmuştur. Adamın konuşmasını çok fazla bir ciddiyetle dinlemektedir. Onun her coşkusunda ayağa kalkıp oturur. Sonra da bak sonra da kutsal aile sözünü dillerinden düşürmezler. Yıkıcılıktır efendim. Ulan sen kendi bir yıkıntısın be. Yok gelenekler varmış, töreler varmış, kutsal kurumlar varmış. Onlar Mikado'nun çöpleri senin için. Dur, ahlak sarsıldı. Sıra bende. Bak geleneği sarsmadan yirmi sayıyı iki parmağımın ucuyla alı vereceğim. Ay dur, Sarsın geleneği, sıra bende. Şu kutsal kurumlardan birini elime geçirsem işimiştir. Ha babam toplarım artık. Oldu, bravo. Benim gözüm samuraydı azizim. Çaktırmadan elime geçirdim yaşadın demektir. Oyun oynuyorlar. Kumar oynuyorlar be. Erkek masaya gider. Elinin tersiyle mi kadının çöplerini darmadağın eder. Belanızı versin. Sonra başını yukarı kaldırır. Hey tefeci! Hey dal kavuk! Duyuyor musun beni? Karının koynunda horlamaya mı başladın yoksa? Ayı! Sen kış uykusuna yatsaydın daha iyi ederdin. Başımız dinlenirdi. Ne bakıyorsun suratıma? İçsene konyağını kadın. Hadi. Ne güzel içki içmek. <laughs> Ay alışık değilim ben. Sanki ben ananın karnında alıştım. Her gece böyle içiyor musun? Hem gündüz hem gece böyle içiyorum. Daha diyeceğim var mı? Eski bir tangoyu söylemeye başlar. Suna bakışlarının eserim her zaman. Onlar düğüne giderler de biz gidemez miyiz? Gel, dans edelim seninle. Sayalım ki düğündeyiz. Ben karşıdan seni dansa kaldırmaya geliyorum. Pozunu takın. Hem farkındasın hem de farkında değilmiş gibi yapacaksın tamam mı? Kadın onun dediği pozu alır. Erkek sahnenin bir ucundan bir dans müziği söyleyerek ve dans ederek kadına yaklaşır. Dans edebilir miyiz efendim? Canım bunlar eski moda adetler. Şimdi kimse böyle yapmıyor. Git yerine. Erkek kendi köşesine döner. Bu sefer kadın onun yanına gelir ve çok samimi bir davranışla adamın boynuna sarılır. Dansa başlarlar. Bir yandan da söylerler. Suna. Bağırma. Yeter artık. Gel içelim. Ha, çok içtik. İçmeyip ne yapacağız? Hayam ne diyor biliyor musun? Ben öyle her gün içmem diyor salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi bir de pazarla pazartesi günleri içerim diyor. <laughs> ay salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi bir de efendim pazar pazar. Ay öyle her gün içmem. Ay <laughs> ay ay hayır hayır her gün içilmez salı gecesi salı salı gecesi çarşamba çarşamba gecesi perşembe ay perşembe gecesi cuma günü cuma gecesi her gün her gece olmaz Erkek ciddileşir, kadının burnuna kadar sokularak İçmeyip de bir sürü martaval mı dinleyeyim, ha? Özgürlük dünyası, haklar, disiplinler rejimi, milli bünye. Kime yutturuyorsun be? Her şeyi benden gizli olup bitiyor. Ülkenin yönetimi, dünyanın yönetimi, hepsi benden gizli. Milyonlarca hesaplanan bir yok etme planı içinde ben sadece bir tek sayıyım, bir ad bile değil. Nasıl olsa ölecekmişim, sen karışamazsın ona. Yarın sinemaya gitmek istiyorum ben. Bata akarda dolaşmak istiyorum. Daha diyeceğim var mı? Nefret etmek için yaşamak istiyorum. Nefret ettiklerimin gözlerinin içine bakarak yaşamak istiyorum. Onun için de içiyorum işte. İçmeden kimseye katlanamıyorum. Sevdiklerime de katlanamıyorum. Ay, ver öyleyse bir konyak. Sen bana ver. Kadın konyak şişesini alır, kendine ve erkeğe koyar. Sonunu anlayamadım. Kendi kendime konuşuyordum. Sevdiklerime dedin. Sevdiklerine ne olmuş bakayım? Ağzımdan böyle bir söz çıktı diye sevgiyle aramda bir bağ kuracağını sanıyorsun. Başım dönüyor. Of. Bak senin de sevdiklerin varmış diyeceksin. Of sallanıyorum. Neredeyse çift göreceğim seni. Ben seni çift görmeye başladım bile. Hem deminki gibisin hem başka türlüsün. İki başım var bak. Birinin yüzü asık, birinin yüzü gülümsüyor gibi <laughs> bir bakıyorum. Bir olmuş bu iki baş bir bakıyorum ayrılmış birbirinden. Dur kuzum dur of başımı döndürüyorsun. Ben sallanmıyorum. Sallanan sensin. Ama birimizden biri sallandı mı ikimizde çift görmeye başlarız. İkimizde sallanırsak tek görürüz o zaman. Hadi ikimizde sallanalım soldan. İkisi de başlarını aynı yandan sallamaya başlar. ''Ne güzel. Şimdi sen sağdan başla, ben soldan başlayayım. Şimdi de bir öyle yapalım, bir böyle. Tek çift, tek çift. Ah, bırakalım bu oyunu. İçkiden daha çok sarhoş ediyor.'' ''Ben hiç sarhoş olmadım.'' ''Şimdiye kadar mı demek istiyorsun, yoksa bu gece mi?'' ''Bilmem. O kadar karışık soruları hiç anlamam.'' ''Söz vermiştin. Neden hatırlatmadın?'' ''Neyi?'' ''Yazımı tura mı atacaktık hani, sevişmek için?'' Daha sabaha çok var. Acele etme. Başka yapacak bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı mı? Ne yazık. Hani anlatacaktık. Bu kadar mıydı bizim yaşantımız? Tek bir geceyi bile doldurmadı demek. Oysa ne çok sanıyordum ben. Ne çok sevdim. Ne kadar çok mutlu oldum. Bir geceyi bile doldurmuyormuş meğer. <laughs> sen yat artık, uyu. Ben de içeri geçeyim. Belki sen uyurken giderim. Yani gideriz. Şimdiden vedalaşalım. Allah'a ısmarladık. Bitti artık. Daha bitmedi. Sana bir sır vereceğim ama yemin et sende kalacağına. Yemin ederim. O sır benimle toprağa girecektir. Emin olabilirsin. Ben toprağa girmesini değil sende kalmasını istiyorum canlı canlı. Onu ben mi yaşatacağım? Evet çünkü seninle yaşayabilir ancak. Sırrını öğrenebilir miyim? Anlamayacaksın diye korkuyorum. Nereden biliyorsun anlamayacağımı? Çünkü benim sırrım değil o. ''Senin sırrın. Ben sırrımı yok edeceğim. Sırrının ne olduğunu bilmiyorsun ki yok edesin. Anlat da öğreneyim. <laughs> yok edebileceğin hiçbir şey yok elinde. Oysa var sanıyorsun sen. Bir düş bu. Zavallı bir düş. Beni şaşırtamazsın. Sen hiç aynada uzun uzun yüzüne baktın mı? Bakmışımdır tabii ben kadınım. Öyle değil. Erkek hızla duvardaki aynayı alır, kadının yanına gelir.'' yüzüne tutar aynayı. Bak, iyi bak, daha yakından bak. Gözlerin, kirpiklerin iyi bak. Kaşların, dudakların, şu ağız, şu çene. Yakından bak, iyi bak. Alnına bak bir de. Şimdi hepsine birden bakmaya çalış. Nasıl dağılıyor, gidiyorlar görüyor musun? Birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Hepsi bir yana çekiyor. Başka başka başlara gidiyorlar. İyi bak. Bu gözler senin gözlerin mi artık? Bu kaşlar senin mi? Bu güzel dudaklar senin mi? Değil. Bu ağzı tanımıyorsun artık. Başkasının ağzı o. Bu yüz başkasının yüzü. Şu tararken okşadığın saçlara sür elini. Hele bir sür. Kadın elini saçlarına götürür. Diken gibi batıyor eline değil mi? Söyle. Batıyor değil mi? Kadın aynayı iter, erkeğe bakar. Korktun kendinden. Oysa saçlarını severdin. Gözlerini severdin. Aynada sevmek için dudaklarını açıp kapatırdın. Bundan sonra ayık kafayla bakma hiçbirine. Onlar senin değil ki yok edesin. Sarhoş değilsin sen. Ağır ağır adamın üstüne yürür kadın. Yalandan sallanıyorsun yürürken. Yalandan bağırıyorsun. Yalandan kızıyorsun. Yalandan, yalandan, yalandan. Bir tasarım var. Adım adım uyguluyorsun o tasarıyı. Bütün sözlerin, bütün davranışların hesaplı. Kız kıvrak bağlamak istiyorsun beni. Pişman etmek istiyorsun, caydırmak istiyorsun, yıkmak istiyorsun beni. Değmez diyorsun bana. Senin olmayan şeyler için değmez. Niçin? Beni sevmediğin halde niçin kurtarmak istiyorsun? Dünyayı ve kendimi kötülersem dünyanın ve kendinin üstüne çıkacağım öyle mi? Senin hesabın bu, tasarım bu. Unutma ki senin iğrendiğin dünyanın içinde ben de varım. Herkesten nefret ettiğin gibi benden nefret et. Çekil yolundan benim. Kendin için yapamadığını bende mi başarmak istiyorsun? Kendinden umut kesmişsin. Beni mi doğrulamak istiyorsun? Sen mi yapıyorsun bütün bunları? Bak, saçlarıma sürüyorum ellerimi. Benim saçlarım bunlar yumuşacık, hiç de diken gibi değil. Gözlerim, kaşlarım hepsi benim. Bu beden benim. Onlara ben hükmederim ben. İstediğimi yaparım, anlıyor musun? Başkasının değil hiçbiri. Şeytan olsan kandıramazsın. Yabancı düşüremezsin beni kendimden. Kadın çocuğun yattığı odanın kapısını açar. Gel buraya. Erkek sallana sallana gelir. Bak içeri. Bak şuraya yatana sensin o. Bırakılmış bir çocuksun sen. Bütün gücünü, cesaretini, bencilliğini buradan alıyorsun. Herkesten daha sağlamsın. O da senin gibi olacak. Benim gibi değil, zayıf değil, zavallı değil, yumuşak değil. Engel olma bana. Engel olma. Kadın birden tıkanır, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Beni değiştirirken kendini soktuğun şu duruma bak. Erkek bir süre odada dolaştıktan ve kadının ağlamasının bitmesinden sonra "Sen nesin biliyor musun?" rastgele bir yersin. Olayların itişip kakışması için de bir an dengeleni vermiş bir yer. Kendini hiç büyütme. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Erkek kadına bir tokat atar. Anlamadan dinle. Acıdı. Vurdum da ondan. Biz sonuçsun sen. Sonucun alacağı öç yoktur. Ben kimseden öç almak istemiyorum. Kendini insan yerine koymadığın bundan belli. Gel buraya. Şu kapıdan içerisini bir de ben sana göstereyim. Erkek kadının kolundan tutup çeker, odayı gösterir. Bak şu denize. Bir yığın dalganın çarpışmasından bir düzlük kolu vermiş orta yerde gördün mü? Sakin, uyuyor. Kendini yok edemez. Ortadan kalkmak onun elinde değil. Kadının kolunu bırakır. Çek kapıyı. Ah! Kendimizi var edemediğimiz için yok ediyoruz. Kadın merakla adama bakarak odanın kapısını çeker. Seni tanıyamıyorum. Sanki geldiğin zaman tanıyordun. Ha. Kadın Somya'ya doğru yürür. Ah birden bir yorgunluk çöktü üstüme. Ne oluyor bana? Of. Kadın yavaş yavaş Somya'ya uzanır. Yüzü koyun. Yatayım biraz. Uyku bu. Ne güzel bir uyku. Ne olursun konuş biraz. Ne güzel geliyor sesin. Ta uzaklardan, derinlerden geliyor. ''Niçin sustun?'' ''Mumya yapmasını bilir misin?'' ''Anlamadım.'' ''Mumya yapmasını bilir misin?'' diye soruyorum. ''Anne mumyası.'' ''Mısır mumyası.'' ''Hayır.'' ''Laker de yapmasını.'' ''Hayır dedim ya.'' ''İkisi aynıdır. Önce bağırsaklar çıkacak. Kan bol suyla temizlenecek. Ondan sonra basacaksın tuzu. Ah. Uyumak istiyorum.'' ''Bir kedimiz vardı.'' Ciğerden başka bir şey yemezdi. Karım hastanedeyken kediye bakmak işi bana düştü. Fırsat bu fırsat dedim. Ciğerden başka yemekleri alıştırmak istedim kediye. Ekmek verdim yemedi, yumurta verdim yemedi, makarna verdim yemedi. Aç bıraktım ben de. Aç kalsın ekmeğe alışır diye düşündüm. Alışmak şöyle dursun canavarlaştı o uysal kedi. Üstüme saldırmaya başladı. Kapı dışarı zorla attım. Korkunç bir sesle bağırıyor. Ah. Kendini bütün ağırlığıyla kapıya vuruyordu korktum doğrusu hiç unutmam. Sonuna yenildim. Küçük bir kediye yenildim. İstediğini yaptım onun. Erkek bir iskemleye oturur. Bir de köpeğimiz vardı beni ölümden kurtarmıştı. Ya topal bir köpek. Havuza düşmüştüm. Erkek konyak şişesini alır, ışığa tutarak bakar, içki kalmamıştır içinde şişeyi masaya bırakır. Kalmamış. Erkek seyirciye döner. Mutluluk nedir diye sorsanız bana, kaşıntıdır derim. Bir gün az kaldı mutlu oluyordum. Bir sancı saplandı belime. Kıvrana kıvrana yatağa düştüm. Böbrek taşıymış. Sancıdan öleceğim. Sabah karşıydı. Doktor geldi morfin yaptı. Der demez o korkunç sancı kesili verdi. Çok güzel bir dünya başladı birdenbire. İnanamıyordum. Mutluydum. Tam anlamıyla mutlu. Mutluluğumu doya doya tatmak istiyordum. Ama o ara kulağımın arkası kaşında azıcık. Şöyle sine kısırmış gibi. Bense kolumu kıpırdatmak istemiyordum. Mutluluğumu ara vermemek için. Ama o kaşıntı bozuyordu mutluluğumu. Çaresiz kaldırdım kolumu. Kulağımın arkasını kaşıdım. Tam olsun mutluluğum diye. Kolumu gene yanıma uzattım. Biraz sonra. Biraz sonra gene o kaşıntı. Kaşıdım. Biraz sonra gene. Gene kaşıdım. Bitmedi. Bitmedi namussuz kaşıntı. İğneledi durdu ve berbat etti mutluluğumu. O günden beri ne zaman şöyle mutluluğa benzer bir şey duyacak olsam, bakalım bunun kaşıntısı nereden başlayacak diye beklerim. Beklediğimde gelir başıma. Sabah oldu mu? Hayır. Ay olacağı da yok, ben gidiyorum. Kal daha, bekle. Çocukları karanlıkta uyandırmamalı. Bu odanın penceresi yok. Ama sabah olurken elektriği kapatırız. Bakarsın ki bir mavilik dolmuş içeri. Deniz gibi. Dibi deniz gibi. Sanki duvarlardan süzülüp girmiştir gün mavisi. İçimizi de kaplar bakarsın. Beklemeli maviliği, acele etme. Kadın çantasını alır, sonra bırakır. Aynayı ver bana. Erkek aynayı getirir. Kadın yüzünü inceler aynada. Deminki gibi değil. Beni karanlıkta uyandırmışlardı. İlk anım o karanlıktır. Sonra ne oldu biliyor musun? Yıllarca maviliği seçemedim o yüzden sabahları bir düş gördüm. Yatağa yatmışım. Okul arkadaşları çevremi almışlar. Hepsi birer hikaye anlatıyordu. Ama ne güzel hikayeler. Bitmesin istiyordum. Karalar giymiş bir adam da elimden çekip duruyor. Oldu artık bitti. Yürü diyor. Arkadaşlarım acıyorlardı bana. Bitmedi ki diyorlardı. Yalvarıyordum o adama. Daha anlatıyorlar. Görmüyor musunuz? Hepsini anlatsın sonra gelirim. Öyle diyordum. Boş yere uzatıyorsun diyordu bu adam. Yürü. Öyle korktum ki. Ya ben de bir zamanlar bir düş görmüştüm. Önümde güzel bir bahçe vardı. Koyu yeşil çiçeklere gömülü bir bahçe. Ben sanki bu bahçenin içindeydim. Ama bahçeye girecek yolu bir türlü bulamıyordum. Bahçenin içindeyken bahçenin dışında kalmış olmanın sıkıntısını çekiyordum. Ah, ne sıkıntı, ne sıkıntı. Bu sırada duvar saati işlemeye başlar. İkisi de bunu görür. Durmamış mıydı bu saat? Evet, durmuştu. A kendiliğinden demek. İşlemeye başladı. Bir sessizlik olur. Saatin işlediği duyulur. Ben kaçta gelmiştim buraya? Bilmem. Nerede bulmuştun beni? Nerede mi? Çok sarhoştum hatırlamıyorum. Sonra bir sessizlik daha olur. Çocuk içeride mi? İçeride. Uyanmadı mı? Uyanmadı. Yine bir sessizlik olur. Uyumuşum ben. Evet. Bütün gece mi? Bilmem. Ha gideyim artık. Bekle bekle. Maviliği bekleyelim. Neredeyse başlayacak. Elektriği kapatayım. Erkek kalkar, elektriği kapar, sahne kararmaz, alaca renktedir ve perdenin sonuna doğru ağır ağır mavileşir. Mikado'nun çöpleri yerlere dağılmış. Gitmeden toplayayım da torbasına koyayım hepsini. Kadın eğilir, bir bir Çubukları toplamaya başlar. Ben hiçbir şey seçmedim bugüne kadar. Kendimden hiçbir şey yapmadım. Kendim olmadım hiç. Ya sokak başında buldum kendimi, ya tanımadığım bir evde. Ama hep mutluydum. Ne olduğunu bilmeden mutluydum. Mutluluktu benim görevim. Beni ya zorla uzaklaştırdılar içlerinden, ya da nedenini söylemeden çağırdılar yanlarına. Değişmedim hiç. Okşandığım zaman bile değişmedim. Etildiğim zaman da hep aynı kaldım. Kör şeytanın işiydi beni sevindirmek, ağlatmak. Var olman başkalarının istemine bağlı kaldı hep. Ama bir defa, yalnız bir defa kendim olmak istedim. Dün akşam istedim bunu. Babam ne derdi biliyor musun? Biliyorum. Demek söyledim sana. Söyledin. Kadın Mikalo'nun çöplerini toplamıştır. Hepsini bir araya getirir, ayağa kalkar, çubukları torbanın içine koyar. Bu işte bitti. Ben kazandım oyunda değil mi? E bana sıra gelmedi ki. Bana sıra geldiyse mutlaka sana da gelmiştir çünkü bu oyun tek başına oynanmaz. Sonra adamın yanına gelir. İkimiz de kazandık. Bak. Bak. Mavilik gitmeye başladı orada. Görüyor musun? İkisi de odaya dolan maviliği seyreder. Ne güzel. Sen de seviyor musun? Bu saatlerde sızmış olurdum ben. Sabaha karşı ihtiyarladığımı bilmek istemem. Hiç görmedin mi bu maviliği? Hayır ama düşündüm. Sana teşekkür ederim. İşin kötüsü konyak bitti. Anlaşılan depo etmek lazım bundan sonra. Neden dersen? Karlı bir sabah konyak içip sokağa çıkmaktan daha güzel bir şey yoktur dünyada. Bir ozan arkadaşımla çok gençken yapmıştık bu işi. Bir dostumuzun evinde sabaha kadar oturmuştuk. Sabah lineye sahibi bir şişe konyak koydu önümüze. İçebilir misiniz dedi. Aklının ucundan geçmiyordu içebileceğimiz. Biz de geçirmiyorduk doğrusu. Şaka için doldurduk bardaklarımızı. Şaka da olsa orada duramazdık artık. Çünkü bardaklar bizi bekliyordu. Şaka gibi içtik. Hiç unutmam, cennet gibiydi dünya. Sonra vurduk karlı sokaklara. Kadın ayaklarının ucuna basarak içerideki odaya geçer. Erkek bir süre sonra onun arkasından bakar. Sonra Somya'ya gider uzanır. Kadının çantasını başının altına koyar, uyur. İkinci perdenin sonu. Çok güzel bir oyundu, evet. Hem erkeği hem kadını canlandırmaya çalıştım, becerememiş olabilirim. Sonuçta bu işte profesyonel değilim, ama benim için çok farklı bir deneyim oldu. Mutlu oldum, iki gündür mutlu hissediyorum kendimi çok eğlendim. Bazı yerlerde o kadar çok güldüm ki mesela pezamen kısmı vardı. Münire'yi aradım. Münire'nin baş belasıyım ben. Bir şey beğendim ya illa o saniyede anlatacağım ona. Zavallı kadın. Münire için diyorum. Zavallı. Bana bulaştı. Bulaşmasa iyiydi. Bir gün Melih Cevdet'e soruyorlar. Diyorlar ki Melih hocam. İçeride bebek gerçekten var mıydı? Nerede okudum gerçekten bilmiyorum ama bu ayrıntıyı söylemezsem olmaz. Nereden bileyim ben diyor. <laughs> evet böyle. İyi okumalar diliyorum.